Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün React projelerinizde ikonları nasıl kullanabileceğinize dair birkaç şey göstermek istiyorum. Öncelikle çok çok önceden çektiğim de ikon fontu olarak kullanma dersim vardı. Bu tabii ki React projeleri içerisinde geçerli. Bütün ikonlarınızı bir fonta çevirip de font face'te kullanabiliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız kanalda font face ya da ikon font diye aratırsanız zaten dersini bulacaksınız. Bunu es geçeceğim. Bunu alternatif olarak Google Font'u göstereceğim tabii ama öncesinde normal bir ikon nasıl seçilmeli onu düşünelim. Bana kalırsa bütün ikonlar SVG kullanılmalı, PNG, JPEG gibi görsel formatlar olmamalı. SVG'nin amacı ne? Ne kadar büyütürsen ya da küçültürsen de hiçbir problem yaşamıyorsun. Akıllı bir şekilde büyüyor ya da küçülüyor ve retin ekranda da normal ekranda da daha şey büyük bir ekranda da daha büyük bir görselde de her türlü düzgün gözüküyor ikonumuz kaliteli gözüküyor. Bu yüzden SVG uzantılı SVG formatındaki ikonları tercih etmek gerekiyor Çünkü zaten günümüzde herkes SVG'yi tercih ediyor. Muhtemelen siz de onlardan bir tanesisiniz. SVG'leri biz React projemizde nasıl kullanacağız? Ben React'i ilk öğrenmeye başladığımda dedim ki şöyle bir şey olabilir abi bence. Ben giderim SVG'mi import ederim o bana bir SVG kodunu verir mesela ve o SVG kodu üzerinden ben bir şeyler değiştirebilirim mesela dedim ama bir türlü başaramamıştım bunu. <laughs> Çok sinir bozucuydu. O yüzden önce bir tane SVG dosyası bulalım. Fonts Google.com'a girdim. Icons kısmından burada mesela şöyle bir home icon'ı varmış. SVG olarak bunu indiriyorum tamam mı? Geldim bunun adına home.svg dedim. Şöyle projem zaten burada hazır. SRC'min altına bu home svg'yi attım. Şu an hiçbir şey yok projemde gördüğünüz gibi. Sadece ikon yazıyor. Ne yapacağım? Gelip burada home e, from nereden? home.svg'den. Ben şimdi bu home svg dosyasını böyle yazdığım zaman Gördüğünüz gibi bana geçici bir, hashlenmiş bir dosya yolu verdi. Bu ne demek? Ben şöyle kullanabilirim demek. Image'ime bu homing şeyini verdiğim zaman bu SVG'yi başarılı bir şekilde kullanabiliyorum. Bak, kullanabiliyorum. Bir sıkıntı yok. Ama elbette ki ben bunun rengini değiştirmek istediğimde ya da mesela diyelim ki şöyle atıyorum genişliğini değiştirdim. Şimdi SVG olduğu için elbette ki hiçbir problem olmadan bunun genişliği, yüksekliği vesaire düzgün bir şekilde ayarlanacak. Ama ben bunun rengini değiştirmek istediğim zaman SVG'lerde fill deyip mesela red dediğim zaman kırmızı renk olmasını bekliyorum. Ama bunu imaj tag ile birlikte çağırdığım için ne yazık ki bu işlemi yapamıyorum. Yani en basit kullanım şekli bu olsa da elbette ki bu hiçbir işimize yaramaz. O zaman başka ne yapabilirim? Şöyle SVG'min kodlarına baktım. Basit gözüküyor. Dolayısıyla ben bu SVG'yi şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Bunu bir komponente çevirebilirim. Tamam. Icons diye mesela bir dizinimiz olsun. Icons. Ve geldim buraya. Home.js diyelim. Export default function home. Bu home komponentim, buraya komponentim neyi döndürecek? Aslında şu SVG'yi döndürecek. Burada yapmamız gereken bir şey var mı? Hiçbir şey yok şu an için. Tamam. Geldim şimdi buraya. Biraz daha farklı bir home komponentimi dahil ediyorum. Şöyle icons'ımın altında. Home komponentimi dahil ettim. Bu bir komponent. Bunu artık böyle kullanmak durumundayım. Ve gördüğünüz gibi... Ee, yine geldi ama bu sefer farklı olarak SVG inline olarak geldi değil mi? E ben şimdi bunun genişliğini yüksekliğini ayarlamak istediğim zaman ne yapmam gerekiyor? Bir şeyler yapmam lazım. O zaman burada bir kere size diye bir parametre alayım ben tamam mı? Bir prop geçelim. Varsayılan olarak 48 piksel olsun. Dolayısıyla ben bunun Width'ini de Height'ini de aynı oranda yaparsam size yaparsam yani Şimdi ben mesela bunu 24 olarak göstermek istediğimde size 24 demem. Yeterli olacak diye düşünürken olmadı Çünkü muhtemelen şöyle bir şey yapmamız gerekecek e, Neydi lan bu view box mıydı 00 48 48 şeklinde tutmam gerekecek bunu evet ya Bu SVG ile alakalı bir şey genelde varsayılan Yani nasıl çizilmişse 48'e 48 olarak çizilmiş atıyorum bu görsel diyelim Bu view box'ı mutlaka yazmam lazım e, dolayısıyla şuradaki 48'le 48'e Şuradaki size'ın da hiçbir alakası yok dolayısıyla bu normalde olurdu ama bunda yokmuş. Kendimiz ekledi. Çok önemli değil. Gördüğünüz gibi ne oldu? 24'e çekti kendini ikon. Gayet güzel. Ben bunu mesela normalde ne yapıyorum? İşte fill deyip red dediğim zaman bunu kırmızı yapıyor. Ama buradan gelenleri ben şurada kullanırken aslında mesela fill red demek istiyorum. Ya da işte class name dedim. ABC. Bu ABC class name'i SVG'nin kendisine eklensin ve fill gibi bir şeyler eklemişsem de onlar da eklensin. O zaman ne yapacağım? Geri kalan bütün proplarımı şöyle rest operatörü aldım ve dedim ki geri kalan bütün props'larım bunun için geçerli olsun. Ve gördüğünüz gibi rengi kırmızı oldu. Klası abc olarak eklendi. Sonra ne bileyim normalde burada atıyorum şeyi ayarlayamayız muhtemelen değil mi? Stroke ile ilgili bir şeyimiz olmadığı için. Ama olsaydı bütün svg şeyleri yapıyor olurdum. Ee, bu bir tane ikon içindi. Projemizde yüzlerce ikon olsaydı her birisi için böyle yapmak durumunda kalabilirdik. Evet kalabilirdik. Olabilirdi. Daha farklı şeyler de olabilir. Mesela petleri atıyorum sadece bir dizi gibi ayarlayıp da daha farklı da yapabilirdik. Ya da işte icons'a her birisini ayrı ayrı çağırmak yerine buna bir index dosyası oluştururdum. Ve import home dedikten sonra bunu aslında export olarak şöyle yapmam lazım. Mesela s home icon diyebilirim ya da direkt home desem ama şöyle home demem gerekecek mecburen. Bir dakika bunun altındaki home. Evet. Home. Ben bunu import ediyorum default olarak da ha şöyle yapmam lazım değil mi? Pardon. Default ya bu. Default as home şeklinde dediğim zaman şurası export olacak tabi. Yani import ederken otomatik olarak default'u da export edeceğim şu isimle. Dolayısıyla artık burayı mesela şöyle kullanabileceğim. Bunun altında artık bana home diye bir şey veriyor. Ve yine kullanabiliyorum. Birden fazla ikonum olduğunda home yerine mesela atıyorum. Şöyle bir şey daha indirelim. Menü olsun bunun adı da değil mi? Şuradan kodumu aldım hemen. Geldim home'u kopyaladım. Menü yaptım. Sonra geldim. 48'e 48'miş. Sadece şu pet yolu değişiyormuş. Geldim bu pet yolunu değiştiriyorum. Tamam artık benim menü diye de bir ikonum var bunu şurada belirteceğim geldim menüyü import ettim ama aynı zamanda menü ismiyle de export etmiş oldum ve böylelikle menü ikonunda böyle kullanacağım mesela size 124 diyelim fill blue diyelim ve sonuca bir bakalım gördüğünüz gibi her iki ikonu da başarıyla kullandım böyle de yapabilirim bu ee, hiçbir paket kullanmadan, eklenti kullanmadan tamamen elinizde olan SVG'lerle yapabileceğiniz yöntem. Bu da okey bence. Yani bir yere kadar bu da idare edebilir. Ya da e, mesela Google Font'u kullanmak isteyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir ton ikon var Google Font'unda. E, ben birçok şeyini seviyorum açıkçası. Nasıl kullanıyorum? Bak burada bir tane CSS dosyası veriyor bana. Şu arkadaş. Geliyorum. Bunu benim import etmem gerekiyor. Ya ben bu importu şurada yapacağım. Publi'nin altındaki indekse geleceğim. Buraya bir yere mesela şuraya atıyorum. Bunu koydum. Tamam mı? Ve kullanırken de şöyle bir class veriyormuşum. Bakalım gerçekten bu class'ı verdiğim zaman çalışacak mı? Yani şu home SVG'yi bir sileyim artık buradan. App.js'ime geldim. Şöyle bir span etiketi koyduk. Bakalım sonucumuz ne olacak? Evet gördüğünüz gibi başarıyla da Çalıştı ayrıca şey de yapmak zorunda değildik tabii ki Bunun içerisinde bir şey yazmak zorundayım Ha yazmak zorundaymışız O zaman ben bunun içerisinde mesela şey yazdığım zaman close yazdığım zaman close mı gelecek Ha Aynen <laughs> Ve tabii ne yapabilirim ben mesela atıyorum style Color red diyerek ben bunu renklendirebiliyor muyum Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde renklendirebiliyormuşum Bu da aslında gidiyor ne yapıyor benim için Muhtemelen Şunun Adıyla bir şey mi oluşturuyor ki bana içerisindeki değerle. Öyle bir şey olabilir. Ama buradaki istediğim herhangi bir fontu ismiyle kullanabilirim. Mesela expand less'i nasıl kullanacağım lan ben peki o zaman? Expand less mi demem gerekecek öyle bir şeyde? Expand less desek. Expand less. Ha. Expand less. Tamam. Boşlukta olanları da alt direymiş. Zaten muhtemelen şuna tıklayınca göreceğiz. Aynen. Bak. Radio buton unchecked. Bu şekilde kullanabiliyormuşuz ve işte bunun tabii ki şeyine de yine font size 24 desem mesela ne olur? Büyümedi mi? Font size 54 desek. Okey büyüyormuş. Tamam. Bu şekilde de kullanabilirdim ama bu da benim için çok pratik bir yol değil. Bir diğeri ise React Icons. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Material Icon, Hero Icon, Font Awesome, Bootstrap İkonları vesaire aklınıza gelebilecek birçok e, paketin e, birleştirilmiş bir hali var. Bunu React Icons olarak kuruyorsunuz arkadaşlar. Mesela kuralım hemen. Geldim terminalimi açtım. npm i react-icons dedim ve bu şekilde kurdum. Daha sonra yapacağım şey ne? Burada hangi ikonu sevdiysem mesela bootstrap ikonlarında kullanırken diyor ki bakın React icons'ın altındaki bs'den alın bunu. Ya da circum'da ci'den işte feather'da, feather'da fi'den alacakmışım. Font da fa'dan alacakmışım mesela. Atıyorum ee, neyi alalım? Şöyle güzel bir ikon bulalım burada. Atıyorum fa bluetooth. Bak tıkladım otomatik olarak kopyaladı bunu zaten. React icons'ın altındaki fa'dan alacakmışım. Yani import dedim. Fa bluetooth from React icons'ın altındaki fa. Dolayısıyla geldim. Bunu buraya koydum. Hop gördüğünüz gibi buraya yine SVG formatında otomatik olarak geldi. Buna da size 50 dediğim zaman otomatik olarak geldi. Bunun muhtemelen bir de color'ı var. Color'a red diyeyim mesela kırmızı oldu. Burada gördüğünüz bütün ikonları artık import edebilirim. Mesela bunu da ettim. Aynı şekilde geldim. Bunu da komponent olarak kullandım. Bakın başarılı bir şekilde. Font awesome değil de mesela ee, ne bileyim şöyle material design'dan atıyorum. Şunu aldım. MD'nin altından import edecekmişim bu sefer de. Şunu fa, React, React Icons MD dedim ve geldim bunu da böyle kullandım. Bakın o da geldi. Bunların her birisini peki tek bir şeyden toplayabilir miyim? Normalde şöyle bir şey yapıyorlar ama ol diye bakalım var mı? Evet gördüğünüz gibi olun altından çekebilecek miyiz? Ben de şu an <laughs> emin değilim. Ya bazısını çektiriyor bazısını çektirmiyor. Bazısı var bazısı yok emin olamadım o yüzden. Böyle ayrı ayrı alabilirsiniz bence. Ya da bunları arkadaşlar şunları mesela icon diye bir JavaScript dosyasına çekip import yerine export yaparsınız ve dolayısıyla aslında burada her birisini tek bir yerden alırsınız. Nereden? O da icon'dan. Ve böylelikle sanki tek bir yerden geliyormuş gibi konular daha rahat edersiniz bence bir oradan bir buradan çekmektense. O da olabilir. Ama benim asıl göstermek istediğim şey ise Aykut'un oluşturmuş olduğu bir proje SVGPS'miş. Bilmiyorum nasıl bir ismi var ama. <laughs> şöyle şu kütüphaneyi arkadaşlar React Moon kütüphanesini. Bu arada Moon'u biliyor musunuz? Bak gelelim buraya bir. Moon'da yaptığımız şey ne? Aykumu'nun epe girdiğimizde Burada herhangi bir SVG'yi sürükleyip bırakıyorsunuz. Mesela benim burada bu kadar SVG'm varmış şu an. 32 tane mi? Artık kaç tane ise. Bu SVG'lerden normalde bana ne oluşturuyor? Bak font dediğim zaman fontu indireyim. Bu bildiğin şey font face oluşturuyordur muhtemelen. Değil mi? Fonts. Aynen öyle. Bak font face'i böyle oluşturdu. İkonlarını burada oluşturabilirsin. Ama bana ne lazım? Bana ben buradan şeyi nasıl indireceğim? Generate font desem. Generate font da istemiyorum ben. Ben selection json dosyasını istiyorum. Ha, download json diyor bak. Bana bir tane icon.json diye bir dosya veriyor. Tamam mı? Böyle bir şey, ikonlarımın yönetebilmem için kullanabileceğim bir json dosyası veriyor. Tamam? İşte aslında o selection json dediği dosya o dosya. Yalnız onu başka bir yerden sanki indiriyorduk gibi bir his var içimde. Selection desek svgn more Nereden indiriyorduk ya onu? Burada gidiyor SVG'leri indiriyor değil mi? Bakayım. Ha bak şunun altında selection json varmış. Tamam. Şimdi bu selection içerisinde ne var? Benim buradaki ikonlarım var arkadaşlar. Mesela ben yeni bir ikon atmak istediğimi varsayalım. Atıyorum Fonts Google'dan geldim, beğendiğim bir tane SVG ikonu var, tamam mı? Ne olabilir mesela? Ee, şu olsun, tamam mı? Bunu indirdim SVG olarak. Geldim buraya tutup sürükleyip bıraktım. Yeni bir tane daha geldi bak burada. Onu da seçtim. Tekrardan bunu şöyle indirdim. İçini açtım. İçerisinde selection.json dosyam var. Benim için önemli olan bu dosya. Bunu aldım. Geldim projemde şuraya koydum şimdilik. Tamam bu selection json dosyasında işlem yapıyor çünkü Aykut'un yazmış olduğu kütüphane. Şu React Icon kütüphanesini hemen şöyle geldim kuruyorum npm i react i diyelim. Okey. Kurduktan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bu kütüphaneyi e, dahil ediyorum, import ediyorum. Sonra selection json dosyamızı alıyoruz ve bu kütüphanenin içe yani bu komponent artık bu komponentin içerisine prop olarak geçiyorum. Yani aslında şunları aynen kopyalayayım ve geleyim buraya bir tane daha şey oluşturayım. SVG icon.js olsun bunun adı da. Bak ne neleri aldım? Bir kütüphanemi import ettiğim iki selection json dosyam bu icon bundan aldığım dosyaydı. Ve geriye de aslında icon komponenti olarak hatta bunu böyle svg icon diyelim ismine. Kaç tane prop geçersem de otomatik olarak ona bu komponente iletiyor arkadaşlar. Peki geldim svg icon'ı dahil ettim kullanırken nasıl kullanıyormuşuz? Bakalım. Bakın icon ismini veriyormuşum. Buradaki isimlerden gelmeli? Şuradaki isimler neyse arkadaşlar o. Mesela smile'ı almak istiyorsam ben şuraya geliyorum. SVG icon diyorum. Icon eşittir smile diyorum. Bakalım bir şey gözüküyor mu Bak kocaman geldi buraya. Peki bunun boyutunu nasıl ayarlıyormuşum? Size diye bir şey var. Burada istersem 10 veriyorum. İstersem 100 piksel, istersem 1 em şeklinde bize kalmış. Peki size 40 diyelim mesela. Bakıyorum. Boyutu başarılı değişti. Güzel. Rengini de color'la veriyormuşum. Color fa 65 85 diyelim. Bakıyorum. Rengi de değişti bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ben artık mesela şu ikonun adını değiştirmemişim. Şöyle kullanmam gerekecek o yüzden. Bu şekilde bakalım kullanabildik mi? Bakın başarılı kullandım. Diyelim ki yeni bir ikona ihtiyacınız var projede. Ne yapıyorsunuz? Hatta farz edelim ki şunların tamamı tamam mı? Bak şunların şunların tamamı şöyle yapayım. Sileyim ben bunları. Nasıl sileceğim lan ben bunu? Remove set diyorum. Bak hepsi gitti. Ama elimizde ne var? Elimizde bizim selection json'ımız var değil mi? Şuradan geliyorum. Ee, import to set. Bakıyoruz şimdi indirilenlerde en son indirdiğim icon'un 4'ün selection Jason alıyorum. Your icon selection was loaded diyor. Would you like to load all the settings stored in your selection file? Ya selection dosyandaki bütün ayarları e, şey yapmak ister misin diyor. Yüklemek ister misin diyor. Yes diyeyim. Neler olduğunu bir önemi yok. Tekrardan ikonlarım geldi gördüğünüz gibi ve yeni bir ikon ilave edeceğimi farz edelim. Mesela şu key'i şey yapalım, indirelim ve geldim buraya o ki de attım. Onu da dahil ettiğimi söyledim bu arada. Ve şöyle generate svg kısmına geldikten sonra bunun adına ki alt Tayfun typhoon diyeyim. Buna da toggle diyeyim direkt. Tekrardan download ediyorum. Burada tek ihtiyacım olan ne biliyor musunuz? Şuradaki selection json dosyasını bendeki ile değiştirmek. O kadar. Şimdi artık tekrardan bir kontrol edelim. Tabii ki şeyin ikonunu bulmuyor artık. Toggle'ımızın adı değişti. Bu böyle değil de toggle olacak direkt. Bakın toggle'ı başarıyla buldu. Yeni bir tane daha ikon eklemiştik. Key Typhoon diye. Key Typhoon'u da artık bu şekilde kullanabiliyorum. Burada gönderebileceğiniz şeyler var arkadaşlar. Broplar var. Zaten bizim için icon, size ve color yeterliydi. Ama stil de ekleyebiliyorsunuz. Class name de ekleyebiliyorsunuz. Inline stil veriyor bu bunu da şey yapabilirsiniz remove inline stil true ya da false ile varsayılan stilini silebilirsiniz size kalmış bu durum burada nasıl bir inline stil veriyor bilmiyorum bir bakayım evet şuradaki görmüş olduğunuz inline stil veriyor peki remove inline stil true dersem şeyleri kaldırıyor. Böylelikle color değil de mesela fill demem gerekiyor ki benim bunun rengi değişsin. Tamamen daha şey direkt SVG'yi prop olarak geçmemizi sağlayan bir olay haline dönüşüyor arkadaşlar. Benim açıkçası şu ana kadar gösterdiklerim arasında en çok beğendiğim Aykut'un yapmış olduğu bu React Aykut'un kütüphanesi oldu. Ben artık SVG'leri yönetirken bununla yönetiyorum arkadaşlar. Ayrıca sitesinde de gördüğünüz gibi React, Native, React Native, P-React, View ve Svelte'de de kullanabiliyorsunuz bu paketi. Yani bu bir reklam falan değil bu arada. Gerçekten hakkıyla yapılmış bir işin. Ben de hakkını vermek istedim. Zaten uzun zamandır kullanıyordum. Bu da benim şeyim olsun ona. E, vefa borcum olsun. Bu şekilde ödemiş olayım. İnşallah böyle projeler çoğalır diyelim. E, buradan da kahve ısmarlayabilirsiniz bu arkadaşlara. Artık sanırım react projelerinizde ikonlarınızı kullanacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basın. Çünkü 2023'ün hedefi kanalı 100.000 yapmak. Dolayısıyla desteklerinize ihtiyacım var. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz. Ya da Prototip'teki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.